Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala'ya bitmez tükenmez hamdü senalar olsun ki İslam ülkesinde Müslüman anne babadan dünyaya gelen وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ Yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazlından isteyin. Bu düstur üzere Mustafa ve Ömer kardeşimiz dünyada nasiplenebilme adına helalinden kazanç elde edebilme, kazandıklarını da hem aile fertlerine ve hem de yakınlarına, tanıdıklarına, komşularına, akrabalarına paylaşabilme adına dünyada Allah kendilerine vermiş olduğu ömrü hayırlı bir şekilde kullanabilme adına bir müessese açmış bulunmaktalar. Bizlere komşular olarak, arkadaşlığı olarak velhasıl kendilerine şimdiye kadar yardımda bulunan, yani destek veren ve kendilerine ilim öğreten, bu işin yapılmasında destek olan her bir ferde cani gönülden teşekkür ediyoruz ki onlar bu kardeşlerimizin bu müessesenin açılmasında öncülük etmişlerdir. Çalışın, gayret gösterin. Zira çalıştığınız her an, her saniye helalinden olursa Allah katında ecir ve mükafat almanıza vesiledir. Çoluk çocuğunuzu helalle beslerseniz ve akabinde dünyadan ukbeye göçtüğünüzde o çocuklar sizin için, o komşular, o arkadaşlar hayır dua ederler. İyi bir insandı, Müslüman bir insandı, çalışkan bir insandı, dürüst bir insandı Allah'ım. Evet derler ve ardımızdan bizi duayla yad ederler. Aman öteki tarafına geçmeyelim, başka türlü söylerlerse o zaman halimiz nice olur. Ve diğer iki genç kardeşimizi açmış oldukları bu müessesenin neticesinde Allah'tan kendilerine hayırlı bol kazançlar temenni ediyor ve hiçbir zaman mahcup duruma düşmemelerini ve insanları kandırmamalarını ve insanlar tarafından da kandırılmamalarını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Efendimiz öyle buyuruyor. Men raşşâne feleyse minnâ. Kandıran bizden değildir. Kandırmama ve kandırılmama adına, dürüstlükten ayrılmama adına çaba ve gayret sarf edeceklerini, yaptıkları işin ardında duracaklarını ve insanlardan, paradan daha ziyade Allah razı olsun, mükemmel bir iş yaptılar, ben memnunum, Allah da memnun olsun deyip de hem Allah'ın rızasını ve insanların da gönlünü almalarını cani gönülden arzu ediyoruz, diliyoruz ve dua ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbil Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Kahren Nasirin. İki genç kardeşimiz bir girişimde bulundular, bir müessese açtılar. Ya Rabbi iki genç kardeşimize muvaffakiyetler ihsan eyle. İki genç kardeşimiz ve çalıştıracak olan, çalıştıracakları elemanları ve kendilerini her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, felaketlerden, kötülüklerden, kötü insanlardan Allah'ım seni muhafaza eyle. Allah'ım müesseselerindeki kazançlarını, bereketleriyle müesseselerini ve kendilerini gelebilecek olan her türlü semavi ve arazi felaketlerden sen muhafaza eyle. Gönüllerinden sevgiyi hiçbir zaman eksik eyleme. İşlerini severek yapmalarını, yaptıkları işten memnun olmalarını ve insanları da memnun etmelerini nasip eyle Allah'ım. Ve cani gönülden istiraz ediyoruz ki yapmış oldukları ve yapacak olduğu işlerin neticesinde seni başta senin zayişeğini kazanabilmelerini, insanların gönüllerini almalarını, müşterilerinin hayırlı olmasını, çok olmasını, kazançlarını bereket olmasını, evlerinde, hanelerinde huzur bulabilmelerini iki genç kardeşimize Rabbim sen nasip ve müyesser eyle diyor. Her ikisini cani gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim senin yardımını diliyoruz. Lütfeyle ihsan eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Meslektaşlarımı bu güzel günlerinde bir arada olmaktan çok mutluyuz. İş yerlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çok güzel bir mesleğimiz var. İnşallah bir şehrin gelişmesinin en önemli etkeni enerji. Biz de Akyazı'da böyle bir iş yerini açmaktan çok mutluyuz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun başkanım. Sağ olun başkanım. Başkanım. Mustafa. Evet, güneş enerjisi yapmak istiyorsanız da yaptırıyoruz.